Herkese günaydın. Sabah sabah. Saat 5.45. Yine yollara düştük. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Bugünkü hedefimiz, rotamız Kaz Dağları. Evet. Profesör hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk gençlik. Günaydın. Tam dakikasına. Valla 5.56. 6 dedik, helal olsun sana. Var ya, tam Avrupa'ysın ya. Bu İspanyollar böyle ya. Evet. Yaklaşık yola çıkalı 1.5 saat oldu. Kaz Dağları'nda meteor yağmuru varmış. Onu izleyeceğiz inşallah. Bu hafta sonu. Havamız biraz rüzgarlı. Amma denk geldi. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu ama öyleymiş. Meteor yağmuru varmış. Yaratıcılığım sen 2.5 saattir kafamın etini yedim burada. Kameralara alışkınım yani. Abi yemin ederim sabah galiba çenem yoruldu yani. 6'dan beri konuşuyorum. Evet. Ben uyumayayım diyormuş ama kendi uyumamış. Ben uykumu aldım ha. Ben uykumu pek alamadım yarım yamalak. Şu anda 1.5 saat sonra Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları. Umuyoruz gene güzel geçecek. İnşallah. Yani senin yaşanmadan değişik güzel bir tecrübe. Kamp yerlerini tanıtıyor. Evet, şu an itibarıyla Kaz Dağları'na giriş yapmış bulunuyoruz. Evet, güzel bir yoldan Ankara'da yolculuk. Birkaç kamp alanı dolaştık. Aden kamp, Değirmen kamp filan. Oturmaya gelmeye karar verdi. Üstteki kamp alanını kapatmışlar değil mi? Bazı yangından yüksek dolayı riskli yerleri kapatmışlar. Yüksek riskli yerler kapanmış. Birçok kamp alanının yukarıdaki taraftakileri kapatmış. Ama biz gezdiklerimiz arasında rahat edeceğimiz hem sakinlik açısından hem de aracın rahat girip geniş yer olduğu için hoşumuza gitti. Yer mi kalmadı? Almıyorum desene bizi ya. Sen tanımadın mı bizi ya? Aa siz misiniz deyip hemen böyle bir özel hissettireceğim. Profesör. Evet, tamam, şurası gel. Böyle tepede oturacak yan taraf su. Burası böyle garip bir yer işte. 2-3 insan var. Güldü. Oh, sevim. Süper. Telefon çaldı. Kutumaya ben doğaçlama getiriyorum. Bugün cumartesi olduğu için biraz yoğunluk var. Hasanboğuldu Şelalesi'nin önünde otoparkta yer bulamadık. İleriye park ettik. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bu alanda park yeri bulamadık. Zaten küçük bir park alan. Park yeri bulamadık. Zaten çok az bir park yeri var. Eğer cumartesi pazar geliyorsanız burada park yeriyle ilgili sıkıntı yaşarsınız. Şunu al yanına ya. Evet. Şuradan giriş yapacağız şimdi. Bir daha sene bir daha tatile geldiğinde mesafe ne kadar? Abi en son gölet 700 metre falan burada. Göster reklam abi. Buyurun. Geldiğin tatile de abi. Evet, şuradan versene. Ben de vizyon versene. Şuradan ver bakalım kardeşim. Bir 18 lira mı? Evet 9 lira. Pazarlık yok değil mi? Hepsi dahil. KDV dahil. Girişimizi yaptık. 9 lira giriş. Şöyle böyle yürüyoruz. Su sesleri geliyor. Hastayım zaten şu cırcır böceklerine.
Allah'ım buralara da bir şey olmaz inşallah. Olmasın lütfen. İler girmez 100 metre sonra şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Girişte de böyle köylü ablalarımız, emekçi ablalarımızın kendi ürünleri. İncir, sabun, zeytin, zeytinyağı. Tam boğuldu göleti. Gölü. Ya burada niye yüzemiyoruz? Yüzeriz. Burası da Hasan boğuldu. Göle. Harika. Sabahattin Ali. Burada da bu hikaye yazıyor. Burada durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi hikayeyi okudum da içim karardı ya. Bu güzel manzaradan sonra o hikaye çiğ geldi. Onu kaybolmuştu, o öbürkü onun gömleğiyle kendini asmışlar. Of. Bağlamışlar yemin ederim. Yemin ederim var da içim karardı ya. Güzel manzarada. Yeni diziye başladım, gezgin kançalarla anlaştım. Evet. Bravo. Güzel bir sucuk ekmek yemeye geldik. Hayırlı işler efendim. Oh. Ne kadar sucuk ekmek? 25 lira. 25 lira. Ayran ne kadar? Ömür ateşinde. 7 lira gördüğünüz gibi. Güzel bir sucuk ekmek yiyeceğiz. Ekmeğimiz de güzelce kızartacak ustam. Harikasın. Recep'cim, çaylar biraz demi, biraz daha den koysana bunlara. Hadi be, hadi be, hadi be. Hadi be. Yorar mısın? Yok abi, estağfurullah. Recep'cim sana eziyet. Kaşığa gerek yok, bir şeyler kullanmıyorsun.